Her ne kadar devletlerin infaz hukukuna yönelik uygulamaları birbirinden farklılık gösterse de bireyin toplumdan tamamen izole edilmesini hukuki zemin sağlayan hiçbir uluslararası sözleşme bulunmamaktadır. Bugün Türkiye'de de mevcut kanuni düzenlemeler incelendiğinde aslında tecrit olarak ifade ettiğimiz bireyin toplumdan tamamen izole edilmesi hukuka aykırı olarak kabul edilerek bu düzenlemeyi, bu uygulamaya karşı gerek iç hukuktaki ulusal kanun düzenlemelerle gerekse de taraf olunan uluslararası sözleşmelerin ilgili maddeleriyle hukuka aykırı olarak kabul edilerek şeklen de olsa önü kapatılmıştır. Ancak bugün İmralı Adası'nda yıllardır derinleşerek devam eden tecrit uygulamasına baktığımızda bu pratiğin nasıl şekilde kaldığını, kendi iç hukukunu ve uluslararası sözleşmelerin nasıl hiçe sayılarak kişiye özgü fiili bir hukuk yaratıldığı gerçeğiyle karşı karşıya kalmaktayız. Yukarıda da aslında az önce de ifade etmiştik yani Türkiye'deki mevcut kanuni düzenlemelerde tecrit hukuka aykırı bir uygulama ve düzenlemeler sayesinde bunun önü kapatılmaktadır dedik. Dolayısıyla ne iç hukukta ne de uluslararası hukukta tecritin hukuki herhangi bir zemini bulunmayıp tecrit tam anlamıyla insanlık onuruna aykırı bir uygulamadan öteye gitmemektedir. Birey ve birey psikolojisini, bireyin toplumsal yönünü esas alan özgürlükçü bir hukuk anlayışında elbette ki tecritte hukuki zemin sağlanması beklenemez. Türkiye'deki mevcut uygulamaya bakıldığında bu özgürlükçü hukuk anlayışından uzak bir hukuk anlayışı olsa da mevcut kanuni düzenlemelerde, kanuni metinlerde net olarak hiçbir yerde ama hiçbir yerde tecrit uygulamasına açıklık sağlayan, kapı aralayan herhangi tek bir kanun maddesinin bile bulunmadığını söyleyebiliriz. Temel sebeplerinden biri de yargının bugüne kadar Türkiye tarihinde hiçbir zaman tam olarak tarafsız ve bağımsız bir pozisyonda bulunmamış olması, genel anlamda siyasal iktidarın ve devlet aklının hiyerarşisinde bir konumlanma seçerek tarafsızlıktan uzak pratikler sergilemesi nedeniyle gerçekleşmektedir. İmralı Adası'nda uygulanan tecritin evet derinleşerek diğer tüm hapishanelere yansımalarını yıllardır görmekteyiz. Zaman zaman bu yansımalar ciddi boyutlara ulaşmış olsa da bugün Türkiye Devleti'nin uygulamış olduğu infaz politikaları sebebiyle ne yazık ki hapishanelerde bulunan mahpuslara uygulanan politikalar çok ciddi noktalara ulaşmış bulunmaktadır. Şöyle ki daha önce işte hava muhalefeti, kosterlerin bozuk olması gibi gerekçelerle engellenen aile görüşmeleri, vasi görüşmeleri, avukat görüşmeleri bugün İmralı Adası'nda disiplin cezaları gerekçe olarak gösteriliyor. Ancak nasıl disiplin cezaları? Kişinin, mahpusun, avukatlarının dahi ulaşamadığı, herhangi bir itiraz sürecini işletemediği disiplin cezaları gerekçe gösterilerek bugün görüşmeler engelleniyor. Biz bu gerekçeleri az önce de ifade ettik. Nasıl ki tecritin herhangi bir hukuki zemini bulunmuyorsa bu sunulan gerekçelerin hiçbirinin aslında hukuki bir temeli yoktur. Hiçbirinin kamu ve toplum vicdanında bir karşılığı yoktur. Somut gerçeklikten uzak olup sadece ama sadece bu görüşmeleri engellemenin önünde sunulmuş olan uygulamalardan ibaret olarak görüyoruz bizler. Cezaevlerinde, hapishanelerde uygulanan bu tecrit politikasının yansımalarını bugün birebir müvekkillerimiz üzerinde de bizzat görmekteyiz, bizzat yaşamaktayız. Yani gidip ziyaret ettiğimiz müvekkillerimizin dile getirdiği üzere aile görüşüne, avukat görüşüne veyahut telefon görüşüne çıkarken koridordan geçtiği esnada başka bir mahpusa selam vermesi hali bile infaz koruma memurları tarafından müvekkillerimize size disiplin soruşturması açarız tehdidi olarak geri dönmektedir. Nevroz Bayramı'nda Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle birçok müvekkilimize disiplin cezası verildi. Bu disiplin cezalarından bazıları iletişim hakkından yoksun bırakılma, bazıları ziyaretçi görüşünden yoksun bırakılma, bazıları ise artık ard arda disiplin cezalarının verilmiş olması nedeniyle hücre hapsine kadar gitti. Yine bazı mahpuslar hastaneye giderken insan onuruna aykırı bir uygulama olan ağız içi aramayı kabul etmedikleri gerekçesiyle sağlığa erişim hakkından ne yazık ki mahrum bırakılmaktadır. Tecrit sadece artık fiziki izolasyon olarak uygulanıp kişiye özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlaliyle kalmıyor. Tecrit bugün kişinin sağlık hakkına erişimine de engelliyor. Kişinin maddi ve manevi bütünlüğünü geliştirme hakkını da engelliyor. Kişinin aile görüşü, vasi görüşü, avukat görüşünü engelleyerek özel hayata saygı hakkını da ne yazık ki ihlal ederek mutlak tecrit boyutuna ulaşmaktadır. Yani gerek İmralı Adası'nda gerekse
diğer hapishanelerde uygulanan bu mutlak tecrit uygulamasının tek sebebi aslında yargı ve siyasal iktidarın kendi iktidarlarını devam ettirmek amacıyla kişiyi, bireyi, toplumu yok sayarak uygulamış olduğu hukuksuz uygulamalardan ibarettir bizim gözümüzde, bizim nazarımızda. Yine şunu ifade etmekten beis görmüyoruz. Bugüne kadar bütün iktidarlar gerek yasak kavramını, gerek günah kavramını kullanarak kendi iktidarlarına meşrutiyet kazandırmaya çalışmışlardır. Kendi iktidarlarının sürekliliğini bu yasak ve günah kavramları temelinde kendinden olmayanı, muhalif olanları cezalandırarak kendi hukuksuzluklarının önünü kapatmaya çalışmaktadır. Bugün tam da yaşadığımız aslında bu. Yani İmralı Adası'nda uygulanan pratikle Türkiye'deki diğer hapishanelere sirayet eden bu mutlak tecrit politikası aslında kendi egemenliğini, kendi meşrutiyetini, kendi hukuksuzluğunun önünü kapatma çabasından ibaret olarak görüyoruz bizler. Bu kapsamda İmralı'da devam ettirilen tecrit aslında Kürt halkının 100 yıldır Orta Doğu'da tecrit edilmesinden bağımsız olarak değerlendirilemez. Kürt halkı 100 yıldır Orta Doğu'da kimliğiyle, diliyle, kültürüyle, varlığıyla neredeyse tam anlamıyla fiziki olarak tecrit edilmektedir. Bu sebeple aslında biz İmralı Hapishanesi'nde uygulanan ve diğer zindanlara sirayet eden bu tecrit uygulamasını Kürt halkı üzerinde uygulanan tecrit politikasından bağımsız görmeyip barışa ve insanlığa karşı uygulanan bir tecrit olarak ifadelendiriyoruz. Spiti'ye gelince, Spiti'nin son zamanlarda aslında sergilemiş olduğu pratikleri değerlendirip toplumun tüm kesimleri bir öncesi ve sonrası arasındaki farkı tahlil edebiliyor. Yani Spiti bugüne kadar aslında raporlarını çok daha hızlı kamuoyuyla paylaşan, hapishane ziyaretlerini çok daha düzenli ve periyodik olarak gerçekleştiren, yine raporlarında ziyaretler esnasında devletlerin uygulamış olduğu hukuksuzluklara net bir şekilde, net ifadelerle yer veren bir durumdayken, konumdayken bugün gelmiş olduğumuz noktada ne yazık ki diğer tüm uluslararası kurumlar gibi devletlerin birbiriyle siyasi ilişkilerini, siyasi menfaatlerini gerekçe göstererek aslında dışa vurulmuş, söylemde kullanılmış bir gerekçe olarak sunulmasa da pratiğe yansıyan refleksler bundan kaynaklanmaktadır. Ancak biz şunu biliyoruz. Elbette bu eksiklikler var ve bu sadece Spiti'ye yüklenebilecek bir eksiklik değil. Spiti'nin bugün tam anlamıyla kendi sorumluluğunu ve görevini yerine getirmemesi ile birlikte tüm uluslararası kurum ve kuruluşlar aynı pozisyondadır. Biz bu eksiklikleri görmekle birlikte hukukçular olarak tek çıkış yolunun, tek başvuru mekanizmasının Spiti olmadığı gerçeğiyle birlikte tüm uluslararası kurumlara şunu hatırlatmak, yani yaptığımız hukuksal başvurularla görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya devam etmekteyiz. Spiti elbette işkence ve insanlığa aykırı uygulamalar konusunda etkin bir başvuru mekanizması olmakla birlikte tek çıkış yolu bu değil. Tek başvuru mekanizması bu değil. Bu kabulle hareket etmemeliyiz. Bu kapsamda ÖHD'nin de arasında bulunduğu birçok hak kurumunun bugün herkes tarafından bilinen, AİHM'in yıllar öncesinde Öcalan kararı olarak bilinen ihlal kararı neticesinde verdiği kararın hukuki süreci Bakanlar Komitesi tarafından işletilmiyordu. Ancak az önce de belirttiğim gibi ÖHD'nin de arasında bulunduğu birçok hak kurumunun yaptığı Kural 9.2 başvurusu olarak bilinen başvuru sayesinde bugün Bakanlar Komitesi yıllardır önüne almaktan imtina ettiği dosyayı önüne alarak Türkiye hükümetinden savunmasını istemiş ve yol haritasını çizmesi için süre vermişti ve buna kısmi cevap da olsa Türkiye hükümetinden doğru verildi. Ya anlatmaya çalıştığımız şey şu, biz tecritin insanlığa aykırı bir uygulama olduğu gerçeğini her yerde, her platformda söylemeye devam edeceğiz ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlara kendi görev ve sorumluluklarını hatırlatarak insanlığa aykırı bu uygulama karşısında ses çıkarmaları gerektiğini hatırlatacağız.